diliyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu en son yapılan olağanüstü kongrede Türk halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatlarına ve tabanına bir mesaj verdi. Değişim mesajı verdi. Bu son yapılan aday listelerindeki isimlere baktığınızda köşe yazarlarından tutun bir takım kesimlerce Cumhuriyet Halk Partisi'nde tasfiyeden söz ediliyor. Bunu tasfiye olarak kabul etmiyorum. Sayın Genel Başkanın Kılıçdaroğlu'nun son kongrede yaptığı açıklamada değişimi yapacağını ve bu değişimle sadece isimlerin değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar yapmış olduğu politikalarda da bir takım değişikliklere gidileceğini, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir muhalefet partisi olarak değil, 12 Haziran seçimlerinde iktidara oynayan bir parti olma ihtiyacını hissettiği için ve ona oynadığı için kendi ekibini, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni 12 Haziran'da iktidara taşıyacak bir Cumhuriyet Halk Partisi ekibini oluşturmak için listeleri o gözle yaptı. Hı hı. Bu demek değildir ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllardan beri bugüne kadar hizmet eden Önder Sav gibi ve diğer arkadaşlarımız gibi yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli görevlerde bulundular. Bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye'ye çok büyük katkıları olmuştur. Onların tasfiyesi asla söz konusu değildir. Bu bir nöbet değişimidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından da bu ses gelmiştir. Örneğin mesela Aksaray'da ön seçim yapıldı. Aksaray'daki ön seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından gelmeyen, merkezden gelen bir daha önce Merkez Parti'de milletvekili yapan bir arkadaş seçildi. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının genel başkanına, partinin yetkili organlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de artık iktidar olmasının zamanını geldiğini ve evet, dar kutuplar içerisine girilmemesi gerektiğini, o kutupları aşması gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak yeni bir ekip, yeni bir vizyon, Atatürk ilkelerine bağlı ama bunların yanında gelişen dünyayla uyumlu olabilecek bir takım politikalar üreten bir kadronun gelmesini istedi. Hı-hı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu son derece cesaretli, iktidara taşıyabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi kadrosunu oluşturdu. Asla listelere giremeyen insanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organlarında görev yapan, milletvekillik yapan, genel sekreterlik yapan, parti meclisi üyeliği yapan, hatta ve hatta genel başkanlık yapan kişiler, onlar vasıfsız olma gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece Sayın Genel Başkan, bu bir takım oydu, bir görev değişikliği ihtiyacı hissetmiştir ve bu nedenle kadrosunu buna göre oluşturmuştur.